Kim bilir nasıl korkuyorsunuz. E haksız da sayılmazsınız. Sizin yerinizde olsam kaçacak delik arardım. Benim kaçmaya niyetim yok. Alnım ak, başım dik. Yaşattığınız bunca şeyden sonra hala masum görüyor musunuz kendinizi? Ben her şeyi ailem için yaptım. Yanlış da olsa, hata da olsa ailem için. Kahramanın, benim, hepimizin hayatını mahvettiniz. Bu mu sizin aile sevginiz? Hiçbir şeyden haberiniz olmayacaktı. Memnun mesut yaşayacaktınız. Ama rahat durmadın. Her şeye burnunu soktun. Başka bir kadının çocuğunu kendi çocuğum diye sevecektim. Bu mu sizin mutluluk anlayışınız? Ya kahraman Elif'e gerçeği söylerse? Söylememesi için dua edeceğiz. Söylemedi diyelim. O zaman ne olacak peki? Hiçbir şey olmayacak. Bin defa söyledim. O bebeğin anası sen, babası kahraman. Bir aile olacaksınız. Öyle bir şey mümkün değil. Başka bir kadının çocuğunu annelik yapamam. Büyük konuşma kızım. Gün gelir devran döner, sonra yersin bu laflarını. Hiç sanmıyorum anne. Peki sence ne olacak? O bebeği aldıracağız. Elif'ten de bebekten de kurtulacağız. İyi de o bebeğin babası kahraman. Nasıl ikna edeceksin onu? Bak kızım, bundan sonra atacağın her adıma dikkat edeceksin. Ben senin iyiliğin için söylüyorum. Yapacağın yanlış bir şey evliliğinizi bitirir. Kahramanı kaybedersin. Bence siz bu kadar kendinize güvenmeyin. Ya Ziya Bey çevirdiğiniz dolapları öğrenirse? Kimse bir şey öğrenmeyecek. Bu üçümüz arasında bir sır olarak kalacak. Hiç belli olmaz. Bakarsınız ağzımdan kaçıvermiş. Ağzından kaçıvermiş. Sen Elif'e içirdiğin zehiri unuttun mu? Ha? Şişesini hala saklıyorum. Herkesin sırları var kızım. Bu duyulursa neler olabilir? Bir düşün bakalım. Anneciğim, çayınızı buraya getireyim mi? Sizin konuşmanız uzun sürecek galiba. Yok. Biz konuşacağımızı konuştuk.